bazı içinde yaşamış olduğumuz sorunları da dışlayabilmek için, onları da hayatımızdan biraz uzak tutabilmek için çeşitli yöntemler getirdik bugün size. Aslında ben değil, eczacı Ezgi Nevşehan getirdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii öncelikle buradakiler dışında bir şey soracağım. Genelde akut bir şey olduğunda eczacılara başvurulur, değil mi? Hı hı. Diş ağrısı için gelen oluyor mu? Kesinlikle, çok sıklıkla. Özellikle nöbetlerde o diş ne hikmetse hep gecenin bir yarısı tutuyor. Ve nöbetçi eczanelerin en çok hizmet verdiği semptom olarak da ortaya çıkıyor diş ağrısı. Evet, onun için ağrı kesici dışında bir formülünüz var mı? Evet, evde kullanabilecekleri pratik bir öneri hemen söyleyebilirim. Hakikaten gecenin bir yarısı dişimiz ağrıyor ve ağrıdan kıvranıyoruz ve ne yapacağız? Nöbetçi doktor bulmak, diş hekimi bulmak, nöbetçi eczane bulmaktan bir parça daha zor. Hemen kısacık bir öneri vereceğim. Karanfil, bildiğimiz karanfil. Karanfil diş hekimliğinde kullanılan çok etkin bir maddedir. İçindeki öjenolden dolayı. Ne yapar? Sinir uçlarındaki hassasiyeti azaltır. Yani kısmen lokal anestezik bir etki yaratır aslında. Doğru. Peki ne yapıyoruz? Karanfili, ama her karanfil değil, karanfili bir miktar suyun içine atıyorsunuz, dibe çöken, yani sudan daha ağır bir molekül olan karanfili seçiyorsunuz. Dibe çöken karanfilleri alıp çiğniyorsunuz. Evet, atacağız yani 20-30 tane. Ya atın ve suyun dibine çöken karanfili kullanalım. Çünkü bunun içindeki öjenol miktarı fazladır ve daha etkin sonuç verir. Aldığınız o karanfilleri de çiğneme suretiyle ağrıyan kısma koyduğunuzda ağrınızın oldukça rahatladığını görürsünüz ki gece yarısı hani belki de nöbetçi eczane aramaktan etkin bir çözüm olarak sunabilirim bunu size. Aslında herhangi bir karanfil de değil mi? Ağzımıza aldığımızda, çiğnediğimizde, dilimizin tabii değdiği noktalarda bir uyuşma zaten hissediyoruz aslında. Lokal anestezik etki yaratıyor. Diş hekimliğinde de öjenol kullanılan bir madde aslında. Çok iyi ya. Peki. Bu pratik bir çözüm olarak önerebilirim. Bir de hocam az önce dediniz ki ağız hijyeni ne kadar önemli? İşte diş ipleri, diş macunları, diş fırçaları, ne kadar çok aparat var, dil sıyırıcılar. Bunların hepsi hakikaten çok önemli. Çünkü dil acayip önemli bir detoks organımız aslında. Hani sabahları kalktığımızda ağzımızda metalik bir tat, çoğu insanın çok sıklıkla şikayetçi olduğu ağız kokusu, bu tip semptomlar hakikaten yaşam kalitemizi oldukça etkiliyor. Bunun için de hemen bir öneri soracağım. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı, evet hocam, muhteşemdir, ya. Muhteşemdir. Çünkü Hindistan cevizinin içindeki linoik asit kandidayı temizleyen bir maddedir. Oil pulling gerçekten sabahleyin daha henüz su içmeden, herhangi bir maddeyi, gıda maddesini vücuda sokmadan aslında hani 7'den 70'e hepimizin yapması gereken bir işlem. Evet, dişi fırçalamadan önce yapılıyor. İlginç bir şey ama. Evet. Getirsinler mi? Ya evet, mümkün olabilir. Çok memnun olurum. Evet, o halde prodüksiyon ekibinden Hindistan cevizi yağımız geldi. Evet hocam. Oil pulling, yani yağ çekme. Kesinlikle. Ve nasıl aslında yapacağız? Bu çok eski bir yöntemdir. Sabah uyandık, dişimizi fırçalamadan, herhangi bir gıda maddesini yiyeceği içmeden önce ağzımıza alıyoruz hocam. Ne kadar? Aşağı yukarı bu kadar olabilir. Bir yemek kaşığı kadar, doğru bir ölçüdür. Bunu böyle 15 dakika boyunca dişlerde, damaklarda, dil yüzeyinde çevirmek çok önemli. Dil biliyorsunuz çok önemli bir detoks organı aslında. Aslında vücudun genel sağlığını kontrol ederken dilin üzerindeki renklenmeye çok dikkat ederiz biz sağlıkçılar. Örneğin paslı bir dil görüntünüz varsa, sarı ve paslı bir dil görüntüsü karaciğerle ilgili bize semptomlar verir. Çilek görüntülü bir dil bağışıklık sistemini anlatır. Devam edin hocam. Çevirmeye devam edin. 10-15 dakika bunu döndürmek lazım. Ama asla ve asla yutmuyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve sonra varsa bakır bir dil sıyırıcıyla da dilin temizlenmesi çok çok önemli. Ve sonra dişlerimizi fırçalayıp ne yiyip içiyorsak bundan sonra yemeliyiz aslında Bertan'ım, hocam. Bertan'ım parladım bilmiyorum ama ekranlar kötü gözükmüyoruz herhalde. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. O yüzden bunu çıkartmak istedim ama çok keyifli. Bu arada tadı, aroması falan gayet iyi. Her tarafım yağ oldu ama neyse. Şimdi İbn Sina, hı hı, dil bağırsak sisteminin aynasıdır demiş. Kesinlikle. Kesinlikle. Baktınız dile, beyazlık varsa kandida, mantar var. Ne yapacaksınız? Her gece yatmadan önce tomurcuk kekik bir çay kaşığı efendim ağzınıza koyacaksınız. O pasın, o beyazlığın neyse gittiğini
ve ağzınızın daha fresh, daha temiz koktuğunu ilerleyen dönemde göreceksiniz. Bu 20 küsur günlük neyse tam hatırlamıyorum şimdi o yüzden. Yaklaşık 28 günlük bir kürdür hocam. 28. Ay döngüsü gibi 28 günlük bir kür şeklinde uygulanır. Ve gerçekten de çok kadim ve doğru bir bilgi. Tıbbi kekik olması çok önemli hocam. İnanılmaz. Tıbbi kekik. Ama Hindistan cevizi gerçekten kandida temizliğinde çok önemli. Biliyor musunuz dilimizin üzerinde bütün iç organlarımızın meridyenleri geçiyor. Dolayısıyla dile bakarak, dil sağlığına bakarak kişinin vücut sistemleri hakkında, organ sistemleri hakkında öngörüde bulunmak çok mümkün. O yüzden dil, dil sağlığı, ağız sağlığı çok önemli. Çünkü sindirimin de başladığı yer. Sağlık dediğimiz şey iki dudağımızın arasında başlıyor, sözümüz de başlıyor. Yediğimiz, ağzımıza koyduğumuz lokmayla başlıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir beden için öncelikle sağlıklı bir ağız florası çok çok önemli. Evet, birazdan dil temizliğini daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Profesör Doktor Aytu Altunlar stüdyomuzda olacak. Birkaç şeyimiz var, tarifimiz var burada. İlk baştan başlıyoruz. Ağız kokusu spreyi. Geçmeyen ağız kokuları. Değil mi? Birçok kişi bundan müzdarip. Evet, kimi zaman mideden, kimi zaman diş etlerinden, kimi zaman da bu kandidanın yarattığı bir ağız kokusu oluyor. Evimizde güvenle hazırlayacağımız bir ağız spreyi formülü vermek lütfen istiyorum. Gül hidrolatı. Gül hidrolatının içine nane ve greyfurt. İkisi de fresh maddeler hocam. İkişer, üçer damla damlatmamız yeterli. İki damla greyfurt, ben seviyorum portakal esansını. Ve üç damla da nane. Nane freshlik de verir. Aynı zamanda antiviral, antibakteriyel etki de yaratır. Birazcık greyfurt, biraz evet, nane gibi yani oluyor. Aslında naneyi şeyden dolayı kullanıyorum. Antiinflamatuar etki gösterdiği için kullanıyorum. Greyfurt'un evet, da kokusunu aynen sevdiğim için. Çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz ne evinizde. Bunu? Evet. Şimdi Hindistan cevizinin üstüne denemek isterseniz. Yani ama çok keyifli geldi. Güzel geldi. Bu iyi geldi yani. Ama kokusu güzel hocam. Deneyin. Evet. Hiç bunu deneyim. Gerçekten evimizde hiçbir katkı maddesi olmadan doğal yolla hazırladığımız bir formül. Biraz nane, biraz greyfurt. Evet, bence güzel. Bu gül hidrolatının, yani gül suyun içinde gül nane... Gül de antiviral etki yaratıyor. Gül nane güzel, dağılıyor mu? Kesinlikle dağılıyor. Bu da çok iyi. Evet. Böyle parfümler birbirine karışır ya, kokular da burada biraz birbirine karıştı gibi ama güzel, keyifli. Sonra diş eti enfeksiyonu görüyorum. Periodontal hastalık bizim için çok önemli. Evet. Diş eti iltihaplarından bir an önce kurtulmaya çalışıyoruz. Diş etlerinde kanamalar, şişmeler, diş fırçalarken hassasiyet olduğunda ne yapıyoruz? Gene Hindistan cevizi yağı. Çünkü dedim ya, ağızda müthiş bir florayı temizleyen bir yağ. İçine sadece iki damla karanfil damlatıyoruz hocam. Evet. Hani diş ağrılarında söylediğim, önerdiğim karanfili burada kullanıyoruz. Ve yani çok hafif karıştırıyoruz. Hindistan cevizi ve iki damla karanfil hocam. Sadece bu kadar. Bunu diş etinin üzerine sürerek kullanabiliriz. Sprey şeklinde kullanabiliriz. Hindistan cevizine geri mi dönüyorum şu evet, anda? Evet, Hindistan cevizi ve karanfil. Bunu diş da mı denemem lazım? Yok hocam, denemenize gerek yok. Ağız içinde geçmeyen yaralar. En büyük problem ya. Bunun temelinde zaten bir takım vitamin ve minerallerin eksikliği tabii ki yatıyor. B vitamini, çinko, C vitamini gibi. Vitamin mineral dengesi çok önemli. Bağışıklık sistemi çok önemli. Ama Behçet hastalığı gibi bazı hastalıklarda da bu yaraların iyileşmesi sadece çok bu değil. Bu zorluk. Kemoterapi alan. Kemoterapi hastalığı kesinlikle. Yani insan var. İlaç tedavileri, bazı tedaviler de bu yaraları açabiliyor. Ama bunun için de ufacık bir formül. Gene Hindistan cevizi yağı. İçine bu sefer limon ve gül yağından elde edilen palmaroza koyuyoruz. Limon ağızdaki asiditeyi dengeliyor. Birçok hastalık aslında ağız içindeki yaraların birçoğu ağız içi florasının asit baz dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Limon aslında çok sebum salgısı olsun, asit salgısı olsun dengeleyici bir özellikte. O yüzden limonu kullandım bu formülde. 5 damla damlatıyoruz sadece. Taşıyıcı Hindistan, Hindistan cevizi yağı. Çünkü Hindistan cevizi yağı yenilebilecek özellikte bir yağ. Üzerine de gül yağı ekliyorum. Gül yağı ve palmaroza. Palmaroza, gül yağı. 5 damla da palmaroza gül yağı. Ve limon yağı. Ve limon yağı. 5 damla palmaroza, 5 damla limon yağı. Evet.
Bunu nasıl kullanacağız? Bunu ağza sürmek suretiyle yine kullanılabilir yaraların üzerine gelecek şekilde. Kesinlikle çevirebiliriz. Çevirebilir miyiz? Birkaç damla çevirebiliriz ama dediğim gibi yutmayalım. Tükürmek suretiyle. En önemli şey şu. Ağız içine kullandığımız preparatlar hocam. Gargar olsun, sprey olsun. Herhangi bir yara için kullanıyorsak 10-15 dakika, hatta kullandığımız pastillerde de bu geçerlidir. 10-15 dakika su bile içmeyi ben aslında önermiyorum ki etken madde ya da hazırladığımız preparat mukozada nüfuz etsin. Olabildiğince kalsın. Ve emilsin. Ağız biliyorsunuz en fazla kanlanmanın olduğu vücut parçası, doku parçası. Dolayısıyla emilim de çok fazla. Hani kullandığımız gargaranın ya da hazırladığımız preparatın emilmesi için biraz izin vermek gerekiyor. Evet Ezgi Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam, çok şey öğrendik yine bugün. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.